Hadi bakayım. Un çuvalları. Hop gel buraya. Son durak hadi. Ay. Hadi hadi sen de kızım hadi. Çıkamadım. Oh. Günaydın. Günaydın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Herkes valizini alsın, alan gitsin. Hadi. Bir dakika. Bu valizler ne dert? Evet. Bu valizler sizin pılınız, pırtınız, kıyafetiniz, her şeyiniz kızım. Bir dakika. Bizim bütün eşyalarımız Yıldız abladaydı. Şimdi sen yüzünü görmek istemediğin kadının evine mi girdin yani? Ablam çok ince yakaladı Çak. Anlatsana biraz ne yaptın? Yıldız ablanın evine girip yastıkta bıraktığı izi mi sevdin? Yoksa kıyafetlerini mi kokladın? Ne yaptın Dad? Dad! Ne gireceğim ben be o kırmızı kafalının evine? Esma'dan rica ettim. Koydu her şeyi, getirdim ben de. Ay baba, sen bizi baya baya babaannemle dedemin ellerine mi bırakıyorsun şu an? Evet Hobbit. Çok konuşursan seni cami avlusuna bırakırım. Sen nereden? Ait olduğum yere. Yani Yıldız'a. Mineciğim, şurada sokağın başında çok uygun, böyle avlusu geniş bir cami varmış. Üçünüzü tam ortasına bırakırım, elbet bir alan bulunur. Olsun. Biz yine de seni asla yalnız bırakmayız Daddy. Çok minnoşsunuz ama biraz yalnız kalmam lazım. Size yeni işinizde, yeni evinizde ve dahi hayatınızda başarılar dilerim. Bir dakika, bir dakika. Sen nereye gideceksin? Niye yalnız kalmak istiyorsun? Çünkü kafamın içinde vızırdayan kızlarımın ve kırmızı kafalının sesini duymadan dinlenmek istiyorum. Peki kendi sesinden nasıl kaçacaksın? Yıldız ablaya olan aşkından nasıl kaçacaksın? Hem sen ne zaman Yıldız abladan ayrılsan böyle sudan çıkmış balığa dönüyorsun baba. O zaman bu balığa iyi bak canım. O balık bir daha o oltaya gelmez. Come here daddy. Türkçe konuş. Ya buraya ben geleyim. Bakayım ağzına. Zuka'yı yutmuş musun yoksa hala ağzında mı diye ona baktım. Geçene. Benim kızlarım bu kadar kötü şaka yapmayacak. Ben o Zoka'yı bir daha yutmam kızım. Görürsek söyleriz babacığım. Siz bana güleceğinize kendinize bakın. Feride, bunları sabah 4'te kaldırıyorsun. 4 ne? Ne? Bir dakika benim ne suçum var şu anda? Çünkü sen de o kadar masum, minnoş bir kız çocuğu değilmişsin. Seninle de konuşacağız. Ne konuşacağız ki baba? Ömer'i, o küçük ağa neden hala senin peşinde? Siz ayrılmadınız mı? Şey baba, biz Ömer'le barıştık yani ben affettim onu. Öyle mi canım? Sonra soluğu kuaför Hasan da almayasın. Sen bana bir karar al ve onu uygula demiştin. Ben de senin tavsiyene uyuyorum tatlım. Pişman olmayasın. Sonra depresyondan böyle saçlarını kısacık kısacık kesmeyelim seni. Asıl gurur yapıp aşkımı harcasaydım pişman olacaktım. Aşktan kaçamayacağımı anladım. Sana da tavsiye ederim. Ha, sen 3 günlük aşkınla bana ders mi veriyorsun? Şov mu yapıyorsun? Aşk mı öğretiyorsun bana? Yo. Sadece benim gibi mutlu olmanı istiyorum. Siz iyi olun. Ben mutlu olurum kızım. Ya ama baba biz mutlu değiliz. Hem kürek mahkumuyuz hem de babaannemizin esiriyiz. Bu kadar esaret fazla değil mi yeter ya? Bari Yıldız ablanın evinde kalsaydık Daddy. Ben size mi soracağım nerede kalacağınızı? Ben nerede kalacaksınız diyorsam orada kalacaksınız. Marş marş. Feride bunlar sana emanet. Açın yolu. Bir şey yok. Başından attı farkında mısınız? Biraz yalnız kalma ihtiyacı var. Birkaç güne aklı başına gelir merak etme. Ya iyi de bizim suçumuz ne? Allah'ım bizi bu esaretten kurtaracak bir Allah'ın kulu yok mu? Abla dur. Ne oluyor ya? Ben bu eve girmek istemiyorum. Ben kaderime razı gelmek istemiyorum. Mine, bacım ver elini. Gidelim İstanbul'a. Uf, saçmalama Gökçe ya. İstanbul'a gidersek babam peşimizden gelir. Hatta uzaya çıksak bile peşimizden gelir. Ha baksana, bu evrende hiçbir yer bizim için güvenli değil. Tek bir yer hariç. Ay Yıldız abladan bahsediyorum. Eğer Yıldız ablaya gidersek o bizi korur ve babamın eline vermez. Emin misin? Evet eminim. Ya Yıldız abla denen kadın babamla her konuda inatlaşabilecek bir kapasiteye sahip.
Bence bu maçın sonunda kazanan biz olacağız. Kızlar saçmalamayın. Biz günlerdir babamla Yıldız ablanın arası düzelsin diye uğraşıyoruz. Daha beter olsun diye değil. Aman abla, dert ettiğin şeye bak Allah aşkına. Bize gelene kadar onlar tartışacak çok konu bulurlar. Ya çaydan, kavga eden insanlardan bahsediyoruz. Gökçe, ben izin vermiyorum. Hadi eve giriyoruz. Hayır ablacığım. Çok üzgünüm. Kusura bakma. Ama bu durumdan bizi sadece Yıldız abla kurtarabilir. Bye. Adios. Bak giderseniz babama söylerim size. Öyle mi? Sen bilirsin. Yıldız ablayla babamın arasını bozmak istiyorsan şu an bile arayabilirsin. Hadi öptüm. Selam da söyle. Kızlar, kızlar durun diyorum size. Neden ya? Başımın belaları. Eski dostun Çetin'den sevgilerle. Bu ne şimdi? Diyorsan ben çok uzaklardayım demektir. Aç, atma kaşlarını ama. Yumruğunu sıkmaktan da vazgeç. Dur bak, sana şöyle güzel bir masal anlatayım. Ne dersin? Hem biraz gevşemiş olursun. Yalnız benim masallarımın sonunda kazanan karınca değil, Ağustos böceği oluyor. Kaplumbağa yerine tavşan kazanıyor. Neyse, başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Kaftanın en tepesinde kırmızı saçlı, masmavi gözlü bir kız yaşarmış. Gökyüzündeki en parlak yıldızdan daha parlak olan bu kızın adı Yıldız'mış. Çiftliğinde anka kuşları, unicornlar falan varmış. Bu yıldız, o dağın başında esen tek bir rüzgara aşıkmış. O rüzgarın adı da Kuzey'miş. Neyse, bizim yıldız bu koca burunlu Kuzey'i öyle seviyormuş, öyle seviyormuş ki adamın boşanması için şeytanın avukatıyla işbirliği yapmış. Nasıl mı? Boşanması için gerekli belgeleri o avukattan isteyerek. Bu şeytanın avukatı o belgeleri Yıldız'a tam 1 milyon karşılığında verecekmiş. Nasıl Kuzey? Masal gittikçe heyecanlı olmaya başladı değil mi? Bizim Yıldız o kadar fedakar, o kadar cefakarmış ki o 1 milyona buluvermiş. Artık yaşadığı kaftanımı parsellemiş, anka kuşlarımı satmış, orasını bilmiyorum. Orası beni zaten ilgilendirmiyor. Sonuçta tek tek avukatın eline o paraları saymış saf aşık Yıldız. Yalnız sevgili dostum, işler Yıldız'ın umduğu gibi gitmemiş. Çünkü gerçek aşk bir tek masallarda kazanır. Gerçek hayatta kaybeder. Tıpkı benim kaybettiğim gibi. Neyse, şimdi sen bu belgelerin nerede olduğunu merak ediyorsundur. Yıldız'ın 1 milyon verdiği belgelere başka biri tam 2 katını ver. Bu şanslı kişiye merhaba demek ister misin? Merhaba kocacığım. Nasıl, beğendin mi masalı?
Madem o belgeleri bu kadar istiyordun, adam gibi sen çıkacaktın Çetin'in karşısına. Ama sen ne yaptın? Yıldız'ı gönderdin. Ah Kuzey'a, 1 milyona sattın gururunu. Ama senin o sevgilin evliliğimizi satın alamayacak. Ben 2 milyon verdim senin aşkın için. Gerekirse bütün servetimi vermeye de hazırım. Çünkü seni seviyorum. Neyse, sonuçta iyi bir alışverişti bence. Mahkemede görüşürüz. Öptüm. Ulan Yıldız! Ulan Yıldız, malını, mülkünü, her şeyini bu şerefsizler için mi sattın? Ama hadi, galeride, orada, burada, kuyumcuda anlamadın. Ah Kuzey, ah! Anlayacaktın, Çetin'le gördüğünde anlayacaktın. Ulan inatçı keçi. Ulan keçi! Bir kere de burnunun dikine gitme ya. Bir kere de burnunun dikine gitme.